İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin nasıl daha etkili ve tersane çalışanları için verimli sunulabileceği ile ilgili çalışmalar yapan GİSBİR, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu'nun yaptığı çalışmayı baz alarak e-learning eğitim sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda GİSBİR'in hazırladığı proje, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği destekli İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı'na dahil olmuş ve Bakanlıkla GİSBİR arasında proje imzalanmıştı. İmzalar atıldıktan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam eden GİSBİR, teknoloji tabanlı eğitimlerle emniyetli tersaneler projesi kapsamında VR tabanlı simülasyon görüşmelerine başladı. Görüşmelere GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir, proje koordinatörü Salihan Demirbaş'ın yanı sıra GİSBİR Sekreteryası da katılıyor. Proje süresince İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu üyeleri tarafından da içeriğinin geliştirileceği VR teknolojisi ve e-learning modülleri için firma yetkilileri uygulamalı olarak sunumlar gerçekleştiriyor. 18 ay sürecek projenin gemi inşa sektörüne çok önemli katma değer kazandırması bekleniyor. Proje koordinatörü Salihan Demirbaş, projenin detaylarını anlattı. Projemiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında bir İSG laboratuvarı kurmayı düşünüyoruz. Teknoloji tabanlı eğitimlerin yapılacağı, son teknolojinin kullanılacağı bir eğitim sınıfı olacak. Burada 100 kişiye ilk etapta eğitim yapmayı planlıyoruz. Yine e-learning uygulama programlarıyla iş sağlığı ve güvenliği senaryolaştırıldığı bir ortamda insanlar güvenli bir şekilde ve olası riskleri görerek, iş kazalarını görerek ama bu riskleri minimuma indirebilecek şekilde eğitim alacaklar. Salihan Demirbaş, projenin amacının tersane çalışanlarını bilinçlendirmek olduğunu ve yurt dışındaki uygulamaları da inceleyeceklerini ifade ediyor. Gördüğümüz kadarıyla tersanelerimizin aslında altyapısı yeterli. İş sağlığı güvenliği alanında tersanelerin güvenlik altyapısı bu alanda ciddi yatırım yapılmış ve buna önem verdiklerini görüyorum ben tersane ziyaretlerinde. Ancak insanlarımızın, çalışanlarımızın da bu konuda bilinçli olmasına çok önem veriyoruz. Bu sanal gerçeklikle, VR gözlüklerle verilecek bu eğitimlerin o risklerin canlandırıldığı senaryo içerisinde verilmesi insanlarda bilincin oluşmasını sağlayacak diye düşünüyoruz. Projemiz kapsamında İSG komisyonları toplanacak, yurt dışı gezilerimiz olacak. Oradaki iyi uygulamaları görerek ülkemize getirmeyi, ülkemizin Türk gemi sanayisinin geliştirilmesi adına çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Proje 18 ay sürecek ancak sonraki süreçte de kurulacak altyapı sayesinde eğitimler devam edecek. Projemiz sürdürülebilirliği de gözetilerek kurgulanmış bir proje. Proje kapsamında alacak ekipmanlar, donanımlar, Piri Reis Anadolu Teknik Lisesi'ne proje iştirakçımız olarak belirlediğimiz bir kurum. Bu liseye proje ekipmanları kurulacak, orada bir laboratuvarımız olacak. Eğitimler, yine e-learning uygulamaları, alınan dijital platformların da sürdürülebilirliği sağlanacak. Ve proje bittikten sonra da aslında proje faaliyetleri aktif bir şekilde devam ediyor olacak.